Toparlarsa katlanmaya çalış. Annen beni neden azarlasın ki? Parasını aldın, unuttun mu? Dün ona gerçeği söyledim. Yani muhtemelen hala kızgındır. Al, onu memnun etmek için sonra bu kartı ver. Her şey yolunda giderse hediye verir mi? Merhaba Bayan Yan. Merhaba, senin için bir şeyler aldım. Önemli bir şeyler değil. Neden bu kadar çok şey aldınız? Hepsini kendi başıma bitiremem ki. İsraf olacak. Bu yüzden Yemen'e yardım etmek için buradayız. Sen neye bakıyorsun? O halde hemen balığı ben buzdolabına koyayım. Gerek yok. Hemen fırına atalım, pişsin. Annemin dünyaca ünlü sarı ağız yemeği. Düşününce nasıl da acıktım aslında. Durduk yere sorun çıkarmayın. Yemek pişirecek halim yok. Öğrencime ders verdiğimi görmüyor musunuz? Hey hey hey! Neler oluyor böyle? Annemin arkadaşının çocuğu özel derse gelmiş. Hangi branş peki? Matematik olimpiyatları. Anne! Özel dersi bırak da gidip yemek yap lütfen. Bırak dersi Luka anlatsın. O bir programcı. Matematiği harikadır. En iyisidir. Sorun olmaz. Yapabilir misin? Tabii ki. Tamam o zaman. Bir soru kaldı. Ona yardım et. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Bir sorun varsa bana sorabilirsin. İşte bu var. Bir bakalım. A ve B nehir kıyısında balık tutuyordu. A3, B2 balık tuttu. Bir başkası onlara katılmak için yalvardığında yemek hazırdı. Dolayısıyla 5 balık 3 kişi arasında eşit bölündü. Bir teşekkür göstergesi olarak oradan geçen biri 10 yuan bıraktı. Şimdi A ve B bu parayı nasıl bölüşmeli? Anne, neden surat asıyorsun? Asmamam için bir sebep söylesene. İkimiz de iyi durumda değil miyiz? Paramı alırken de böyle iyi durumda mıydınız? Hiç mi vicdanınız yok sizin? Bugün aslında buraya bu yüzden geldik. Senden 300 bin almıştık. Ama tahmin et ne oldu? Üzerinde çalıştığımız proje risk sermayesi elde etti. Değeri 35 kat arttı. Anne, matematik öğretmenisin. Rakamı hesaplasana. 10,5 milyon. Aynen. Ciddi misin? Beni kandırmaya çalışma sakın. Seni neden kandırayım? Sana parayı birazdan vereceğim. Artık param var. Ve de bir erkeğim. Dön de bir bak. Sence de Luca daha iyi görünmüyor mu? Aslında Luca çok tatlı bir çocuk. Bayağı iyi değil mi? Sadece biraz aptal. Programcıların bir kusuru da bu işte. Güç duyanlarıysa sadakatleri. Anne, sana söylemem gereken önemli bir şey daha var. Söyle. Seni duyabilirim. Sana birazdan bir miktar para verecek ve bunu kabul etmek zorundasın.
Bu bizim zorlukla kazandığımız para. Bir gün senden borç almak için geri gelirsek, öfke nöbeti bile geçirsem yine de o parayı verme. Ne olursa olsun bize borç verme. Neden? Çünkü patronumuz delinin teki. Bir daha ne zaman kötü bir fikirle çıkıp geleceğini ve para için dilenip dilenmeyeceğini bilmiyorum. O ve Luca arkadaş. Sağduyulu olamıyor ve sahip olduğu her şeyden vazgeçiyor. Önlem almam gerek. Sence hala saf bir kız mıyım? Bana daha çok benziyorsun. Bayım, yavaş olun. Adımınıza dikkat edin. Dikkatli olun. Hepiniz lütfen. Sıkı çalıştığınız için çok lütfen sağ olun. Dikkatli olun. Gelip yardıma ihtiyacım var. Buyurun gelin. Hadi, gelin gelin bir şeyler için. Yardım siz et. De gelin. Hadi, yavaşça. Çok tamam, güzel yavaş. Oldu. Teşekkür ederim. Ay, hayır hadi, atmayın. Buyurun, teşekkür ederim. Onu sakın atmayın. Lütfen lütfen kapının önüne bırakın yeter. Oradan alırlar. Belki de ihtiyacı olanlara veririz. Ne dersin? İyi de fazla para etmez ki. Hiç yoktan iyidir. Anneciğim bir sürü taze karides aldım ama beceremiyorum. Suya koydum, böyle iyi mi? Neden suya koydun? Önce buzdolabında sakla. Festivallerde yeriz değil mi? Merak etme, ben hallederim. Affedersin anneciğim, bu konuda pek iyi değilim. Tamam canım, merak etme. Gel gel yavaş. Biraz daha gel, tamam. Tamam oraya bırak. Bırak tamam bırak. Hadi bakalım. Şu kaplamayı söksenize. Bekleyin. Yırtmayın, durun onu yırtmayın. Bu da ne? Örtüsünü yırtıp atarsak nasıl para iadesi alacağız? Para iadesine ihtiyacımız yok. Niye olsun ki? Yırtın gitsin hadi. Buna para ödedim. Baba, bu... sana bir şey söylemem lazım, gel. Baba boş ver onu. İyi baba. Ama... Baba bak... lütfen bir dur. Bu kartta tam 900 bin var ve almanı istiyorum. Dur bakalım. Bana doğruyu söyle. Nereden buldun bu parayı? Tabii ki çok çalışarak kazandım. Sen hastanedeyken annem bana 52 bin vermişti. O zaman ben de ona dedim ki yazılımımın... Doğru ya, senin şu sözde yazılım dediğin şeyin başarırsak değeri en az 100 kat artacak dedim. 100 kat artmadı belki ama 35 kat arttı ve hesaplanınca tam olarak 1.8 milyon ediyor. Ben senin paranı istemiyorum. Baba sadece yarısı bu, diğer yarısı bende, ihtiyacın olursa onu da veririm. Bu parayı veriyorsun ama tekrar lazım olursa yine bana geleceksin. Kendimi aptal yerine koyamam. Baba yapma ama lütfen, bana biraz güven artık. Biz bir araya her geldiğimizde işler bir şekilde zorlaşıyor. Al şu parayı, mutlu ol.